Peki devam edelim. Şimdi Cuma günü yayını nasıl kapattığımızı hatırlıyor musun? Yok. Hatırlatayım. Hande Ertel ve Kerem Bürsin ilişkisi bitmişti. Hani Hande'yi bir görüntü yine aşk mı var demiştik. Yine aşk mı var demiştik. Her yerde çıktı evet. Ve buna karşı bir açıklama yapmış galiba. Buyurun. Yılın aşkı rüzgar gibi geçti. Sessiz sedasız biten ilişkinin ardından söylemezsem olmazın ortaya çıkardı. Sürpriz yakınlaşma gündeme bomba gibi düştü. Hande Kerem ayrılığının arkasında güzel oyuncunun yüzü olduğu markanın patronuyla yeni bir aşka yelken açması mı var? Son yılların gözde oyuncuları Hande Erçal ve Kerem Bürsin birlikte rol aldıkları dizideki yakınlaşmaların ardından aşklarını ilan ederek geçtiğimiz yılın en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. Sen Çal Kapımı final yaptıktan kısa süre sonra Büyük Aşk diziyle birlikte bitti. İlk başta iddiaları yalanlayan ikilinin ayrılığı sosyal medya temizliğiyle ayyuka çıktı. Birlikte oldukları fotoğrafları silen Hande ve Kerem'i adeta ayrılık ateşi sardı. Hande ve Kerem sessizliğe bürünürken ikilinin birlikteliği söylemezsem olmaz da mercek altına alındı. Peki Hande gerçekten birini bulmuş mudur şimdi? Akıllarda bu soru var. Yani. Hande Erçin'in ünlü popçu Murat Dağkılıç'ta olan ayrılığının arkasında Kerem Bürsin'in olan yakınlaşmasının etkili olduğu hatırlatıldı. Murat Dağkılıç'la beraberken dizi setinde Kerem Bürsin'e aşık oluyor ve Murat etrafındaki insanlara diyor ki bu bana baktığı gibi eskisi gibi baktığı gibi bakmıyor artık diyor. Sonra şüpheleniyor, sete gidiyor ama böyle set basma anlamında değil, böyle ziyarete. Şeker şeker herkesle oturuyor konuşuyor. Kerem Bürsin'le de sohbetleri var üstelik. Yorumcularımız güzel oyuncunun ilişki tercihleri hakkında çarpıcı bir tespit yaptı. Ve ondan sonra ayrılıyor Murat çünkü onun eskisi gibi hissetmediğini. Son ayrılığın arkasında da Hande Erçel'in Kerem Bürsin'i gözden çıkarmasının olduğu iddia ettiler. Gözden çıkarmasının olduğunu iddia ettiler. Kerem asla bunu istemiyor. Abayı yakıyor Hande Kerem'e. O sıra Allah Murat'la Allah. Daha sonlandırmamışlar. Tabii. Sonlandırmak üzereler. Evet. Allah'tan Murat'ın Hande hissettikleri stepne... doğru. Step ne olarak aynen, bir yani bakmıyor şey yani. Birini tutmadan birini bırakmıyor. Evet, aynen. Hande de böyle benim bazı var. Arkadaşlarım var öyle. Haberimizin ardından yayınımız devam ederken söylemezsem olmaz ekibine gelen bir görüntü iddialara tuz biber ekti. Şimdi elinize bir görüntü geldi. Taze bir görüntü. Ve şok. Yani evet, görüntüyü yorumsuz verelim. Hande Erçel ve yüzü olduğu markanın patronu Atasay Kamer'in reklam çekimi sırasında samimi sohbetleri yeni aşk iddialarının fitilini ateşledi. Görüntü çok yeni ve biz bu görüntü gelmeden farkında mısınız bu olayları konuştuk? Evet. Evet. Şaka gibi. Acaba yani... gerçekten Kerem Bürsin kamera kurban mı gitti buyurun? Görüntü çok yeni. Ve biz bu görüntü gelmeden farkında mısınız bu olayları konuştuk? Evet, evet. Şaka gibi. Acaba yani... gerçekten Kerem Bürsin kamera kurban mı gitti buyurun? İşte o video. Gündeme bomba gibi düşen videonun reklam çekiminde görev alan biri tarafından çekildiği öğrenilirken ayrılığın arkasında Hande ve Atasay kamera arasındaki bu yakınlaşmanın olduğu iddia edildi. İddialara göre Hande Erçel, İngiltere ve Amerika'da eğitimini tamamlayarak aile şirketinin başına geçen 36 yaşındaki Atasay Kamer'le reklam çekiminde tanıştı. Kerem Bürsin'in olan ilişkisini bitirdikten sonra tercihini genç iş adamından yana kullandı. Söylemezsem olmazın ortaya attığı yeni aşk iddiasından sonra magazin gündemi bu haberle çalkalanırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi. Peki şimdi bu görüntü tabii sıcak bir görüntüydü. Biz hemen verdik. Hande'nin bakışını gördünüz mü? Kerem'e böyle bakmadı aynen ya. Aynen öyle ne yani. Ne oluyor ya diye. Bak. Gördün mü bakışı? Sence bu bakış ne? Ahmet Kural Sıla'ya bakıyor. Yani bu bakış da hafif biraz eziklik de var. Ya Allah'ım yarabbim. Adam zengin ve kuvvetli bir iş adamı ya. Öbürü de fakir ve gururlu mu? Yani ben birdenbire bir kadının bir adamı bu kadar çok sevip
hemen bir ay içerisinde bir başka adama bu kadar bakabileceğini düşünemem. Eğer bu şekilde algılarsak. Yoksa burada böyle bir minnet adamın söyledi onu çok onur etti minnet, çünkü. Hani 3-5 milyon. Yani bilemedim. Hani burada bir söylediklerinden dolayı bir minnet dolu bakış varsa ayrı. Ama derseniz ki bana aşkla bakıyor. Aşkla bakmasını doğrulayamam. Çünkü bundan bir ay önce de daha beterine bakışlarını Kerem Bürsin'e yapıyordu. Ama biliyorsun son dakika bir bilgisi öğrendik ve Murat maalesef Dalkılıç'la beraberken film setinde de Kerem Bürsin'e aşık olduğu için bilemiyorum ben Hande Erçel'in kafasını. Daha önce de böyle maceraları olduğu için. Yani benim için suratı çok masum ve şey bir kız ya. Hani hiç konduramıyoruz ya hiçbir şey. Bazı insanlar tipinden çok kazanırlar biliyor musunuz? Yani tipinde evet. Tabii şey gibi zaman, sincap gibi çok şirin. Aynen yani o hiçbir şey yapmaz ve yani alengirli şeyler onun şeyi değildir, kalemi değildir gibi gelir ama başka şeyler duymaya başladıkça maske düşer falan. Şimdi biz Hande Erçel kapalı kutu bizde çünkü biz Hande Erçel'i bilmiyoruz yani. Yaşadığı aşkların üzerinden yorum yapıyoruz. Ama burada bir aşk söz konusu olursa şaşırırım. Pes. Yani hani yalan gelir bana diye. Yaşadığı her şey. Ha? Çok trafiği taze diye şaşırırsın değil mi? Normalde normlar olarak ve konjonktür olarak çok yani. Uyuyorlar birbirlerine. Yani daha doğrusu Hande'nin tam... Oyuncu kızla... İş adamı. Fabrikatör şarkıcıydı falan. Yani o daha mı olmalı yani? Şimdi ben daha önce de söyledim. Hande'nin bir idolü var. Cemiyete mi girmek istiyor? Yasemin Özil Hanım çok örnek alıyor özel hayatında. Yani cemiyet hayatından bir ilişki, cemiyet hayatından bir evlilik onun şu an hayaliymiş zaten. Yakın çevresine söylediklerini söylüyor. Mantıklı da bir hayal tabii. Tabii yani ütopik değil yani tabii. Olabilir mi olabilir. Onun için biçilmiş kaftan bu Kamer Bey. Evet, ama Kamer Bey hep böyle ünlü hanımlarla sanıyorum reklam çekiyor ve evet. Bir arada oluyor. O da seviyor bence sistemi. Genç jenerasyon yani, normalde ne güzel. Eski mesela babası olsa Kamer Bey'in yani böyle sanatçılarla falan. Dedesi annesi, zaten. Yani. Annesi der ki sen ben gel bakayım der oyuncularla falan tabii. Ne şey yapıyorsun. Bu genç olduğu yani. İçin aynı. Seviyor birazcık bence Kamer Bey. Çok da güzel konuşuyor. Yani olabilir olmaz değil yakışır mı o da olur. Sadece ben şeyi anlamıyorum. Çok yeni bir hani ilişki biten. Birisini bu kadar çok severken birdenbire olamaz böyle bir şey. Birdenbire bu sevginin oluşabileceğine asla inanmıyorum sadece. Hani o bakışları şey diye algılıyoruz ya algılamak istiyor ya herkes hani aşk böyle seviyorum. Ben onu bir minnet olarak algılamak detayı istiyorum. Detayı gördünüz mü? Kime? Detaya bakın. El tutuşması. Eli çekiyor. Önce uzaktan verelim sonra yakınlaşalım. Kamerayı sen geçen hafta dedin ya. Kamerayı görüyor diye. Evet. Gördükten sanki. Sonra elini çekiyor. Bir bakalım. Bu tarafa bakıyor durup dururken çünkü. Evet yakınını da vereceğiz. Bak şimdi bak orada bir el hop çekiyor elini. Ve hemen kameraya bakıyor. Zaten vücut dillerinden ve o koridordaki duvara yaslanmalarından. Tabii canım böyle yani, bir protokol bir şeyle böyle sohbet yani olmaz yani bu kadar. Bir sürü şirketin bir sürü çalıştığın yerin bir sürü sahnemizin. Televizyon musun? Düşünsene patronla böyle ellerini tutuşmuş falan yani olabilir. Yani hayır çok uzak ya böyle şeyler. Ay, olabilir de ben hala şeydeyim yani bir 10 gün 15 gün önce Kerem Bürsin'le çok büyük aşk yani Kerem'e de çok üzülürüm. Kerem harcadı mı? Aşkına bu arada da... inşallah beyefendinin yani bir ilişkisi de yoktur hayır. Bu arada. Yoktur. Hande'den daha ihtiyatlı olduğu kesin. Yani bu böyle bir şeydi gözü göre göre adam da yapmasın. Ama adam da bilmiyor şu anda bilmiyor? Çekildiğini. Çekilmesi önemli değil. Niyet hayır. Önemli. Karakter önemli. Ya ne olacak niyet. Nasıl olacak? Allah erkeğin, görüyor ya. Erkeğin elinin kiri oluyor. Aa, harca. Ben bir patronun çekim esnasında orada oldum. Mesela Ebru Şallı'yla Harun'la söylemiştim nasıl tanıştınız siz diye. Harun şirketin reklam çekimlerine Ebru'yu çağırıyor. İflas etti mi o şey şirketleri? Orayı Harun, kapattı ama başka bir şey olan. Yapıyorlar şimdi. Ha bilmiyorum. Ama şu anda tabii yok ortada. O bitti. Yani çünkü daha şey. büyük yerler açıldı ama evet. Onlar başka bir şey yapıyorlar şimdi. Ama şey o zaman sormuştum tanışabilmek için demiştim Ebru'yla.
iş teklif ettim ve ben ofise çağırdım. Evro'da ofise geldi demiştim. Ne kadar vizyonsuz. Normalde reklam departmanları, şirketin menajerlik ofisi güzel, falan. Çok doğru bir şey. Ya sen koskoca bilmem neyin sahibisin. Tanışmak böyle, istiyorsan. Böyle mi tanışırsın? Nitekim evlendiler onlar bir de. Oyna. Hayır, o ne ya? Hayır evlendiler onlar bir de. Tamam o Evru'nun başarısı ama bu tarz olur mu? Hadi paramla bir göster tanış bakın. Çok aşağılayıcı ve kadını yerden yere vuracak bir hareket. Bence iki taraf için karşısına çıkıp yemek yerken çiçek atsa daha iyi be. Valla iki taraf için win-win. Ya iki taraf için ne hangi taraf? İki taraf için yani erkek emin istediği misin? Gibi flört edebileceği ve beğendiği birisine reklam teklif ediyor. Ve belki bir şey de açılır diye ama yol. Ama ben olsaydım mesela ben nasıl etkilenirim böyle bir şeyde? Onu direkt adamı orada gördüğüm zaman sinir olurum mesela. Benimle tanışmak istediği için geldiğini çok düşünürüm. Beyni, çok beyni. Ama mesela tesadüfi bir durumda oradan geçerken hani oradan merhaba çocuklar deyip geçip gitmesi falan bana daha ağır gelir. Evet, o zaman dikkatimi çeker. Yani. %100 ama ona bir kılıf mantıklı. Uydurmuş olabilir. Geçerken ne kılıf ayol birbirleriyle neredeyse kahve içecekler ayaküstü. Muhtemelen bir önceki çekimde de bak, galiba. Bence kibarlık olsun diye. Bir görüşme var. Yani. Tabii canım, bence duruyor kibarlık yani. Olsun yanlış diye. Anlamayın öyle sete, bir duruş. Sete bir tane yani kocaman bir çiçeğini yollasaydı sahibi olarak çok tabii. Daha kaçak dövecek, çok kesinlikle, daha dikkat çekici ben Arthur de. Gerçekten. Ama bence o savunmaları geçmişler bu tabii, tabii canım. Bir kere kesin geçmiyor. Aynen öyle kesin geçmişler. Ben size hatta şöyle söyleyeyim. Onlar tanışılsın diye reklam çekilmemiş. Tanıştıkları için reklam çekiliyor. Tabii. Yani belki de bir neden sonuç ilişkisi determinist bir ilişki bu yani anladın ama mı? Bir şey ha, öyleyse ama öyle bir şey söyleyeceğim bu arada ben bu adamın yerinde olsam Hande'ye mi çektirdim? %100 Hande'ye çektirdim. Öyle mi? 27 milyon takipçisi var. Ama hepsi çocuk. Ha bazen. Öyle diyorsun. Yani şey gençlik filmi çekti yani gidip de taş maş alacak tipler de onu takip etmiyor. Ama genelde çocuk avaraj paralar da var ya mesela 2000 liraya 3000 liraya da tek taş ben, alıyorsun. Ben Mücevher reklamında Hande Erçel'i hiç yani Mücevher reklamında başka bir daha pahalı gözüken evet. Bir kadın. Yani. Dediğimde çok haklısın. Belki iki segment ayırabilirler. Peki reklamda onu evet. Oynatırdın ilişki de Hande ile olur muydun? Olurdum niye bak. Niye olmayayım? Ah sen Hande'nin ilişki aşamasını hep eleştirirsin. İyi de tamam ben hani ama evlenmek için değil. Ne için? Eğlenmek için. Hande evlenecek kız mı diyorsun? Yani hayır sonuç olarak o da genç o da genç. Birisi okulunu bitirmiş artık, gelmiş Mart yurt dışından. Hiç olmadı bu kadınlar. Ama öyle demek istemedi günler. Ama o. Ama şu şekilde dedi ben şöyle anladım. Yani ikisi de genç eğlensinler evet, tutsunlar demek istedi. Yani yanlış mı anladım? Senin dediğin tabii gibi olacak. Hemen yani, elde diye gitmez ki bir dakikada. Her iki tarafta ne istediğini biliyor o zaman. Evet, öyle söyleyeyim. İkisi de genç. Size bir şey soracağım. Hande bu arada açıklama yaptı. Ben işimden başka hiçbir şey düşünmüyorum dedi. Evet. Kür. Ama hep kür ki de kür yani. Her ilişkisinin başında aynı şeyleri söyleyip bizi kandırdıkları için. Peki Kerem'e ne diyorsunuz? Kerem. Sportif Kerem diyor ki ha. Bir spikerle, spor spikeriyle yakınlaştığı konuşuluyor. Yok yakınlaşsın, yakışır. Elif Gökalp. Ne diyorsunuz pek bir inanmadım ama. Şimdi burada üzülen bence Kerem. Ben Kerem size bir üzülen. Şey söyleyeyim mi? Gazetenin haberi bu. Bu aşk dedikodularının çıkması takvimin. Erkeğin veyahut da kadın kimden kaynaklanırsa ayrılığın süresi en fazla bir hafta 10 gündür. Ayrı ayrı yani birbirinin bilmediği zaman geçirebilme süren. 10 günden sonrasını açıklayamazsın, anlatamazsın. Ben bir bakayım. Yani devamlı barıştıktan sonra da sen bunu mu yaptın, bununla mı görüştün, bununla. Zaten yani ben bitişe beni gider. Başka bir adamla yazdıktan sonra sen gelsen ne olur artık, gelmesen ne olur. Sen beni başka adamla yazmaya sebep olmuşsun ya. Yani anlatabiliyorum, her zaman söylüyorum. Yani kediyi, ev kedisini sokak kapısına koy, sokak kedisi olur. Ama sen niye burada sokak adamı kedisi suçluyorsun öyle mi o zaman? Hayır ben Kerem'den adamı suçluyordum çünkü zannediyorum ki hep erkeği suçluyoruz ya. Erkek ha. Mutlaka bir şey yapmıştır, kadını bırakmıştır, kadını aldatmıştır. Ama hiç bana bu kadına yapabilir. Bu yani. İlişkide evet. Ben de Murat Dalkılıç'la beraberken ha. Kerem'e aşık olduğunu duyduktan evet. Sonra ve o Murat Dalkılıç'ın yazık onun bütün annesinin hastane masraflarını ödeyip hastane sürecinde yanında olduğunu duyduktan sonra falan çok üzüldüm Murat Dalkılıç'a. Ve Hande'nin benim kafamdaki bütün imajı sarsıldı. Murat iyi çocuktur. Aa, yani. Bir detay geldi şimdi. Tabii çok sıkı takipçilerimiz var. Öncelikle onlara çok teşekkür Arta ediyoruz. Arta dalga yazın atın. Vallahi unuttuk ne diyor biliyor musunuz? İzleyicimiz Nur Hanım. Bu videoyu Kamer Bey'in bilerek yayınlattığı konuşuluyor. Çünkü aslında bu lansman 3 ay öncesinin görüntüsü. Hande Kerem'i takipten çıkınca ertesi gün servis ediliyor. Ya.
Olabilir mi? Olabilir. Bu arada Kerem hala Hande'yi takip ediyor ama ona bakarsan Kerem Serenay Sarıkaya'yı da hala takip ediyor. Kerem'in öyle bir özelliği var. Eyvah, yani bu 3 ay öncesinin görüntüsü diyorlar. Şimdi ben de dürtü olarak şunu düşünüyorum. Bu kamera bayağı geriden çekiliyor. Adam birdenbire dönüyor ve arkasına bakıyor. O gün de söyledim. Evet, bak, o gün de söyledim. Dönüp kameraya bakıyor. Gördün mü? Baktı ve döndü. Şimdi durup dururken bir insanla konuşurken şöyle arkana dönüp niye bakarsın oradan? Çekiliyor mu çekilmiyor mu onun kontrolü varmış gibi duruyor ama belki de tabii ki böyle değildir. Bize böyle belki içsel olarak geçiyordur. Belki biz de öyle yorumluyoruz. Şimdi bunun servis edilmesinin sebebi gerçekten böyle bir şey olduğunu bilen birisi bunu servis etmiştir. Yani demek istemiştir ki bu ya da olsun dolayı. İsteyen birisi. Hı? Belki de olsun isteyen şunu birisi. Şunu da atlamayalım ama 3 ay önce gayet güllük gülistanlıktı Kerem'le Hande'nin ilişkisi. %100 ihanetten bahsediliyor. Kadınlar ve erkekler bazen bu ön söz görüşme sürecini bu şekilde nasılsınız, iyi misiniz, bilmem ne, çok teşekkür ederim diye geçiştirip step ne olarak yanda, yani bunu Hande için söylemiyorum, bu ilişki için de söylemiyorum ama genelde ilişkiler için söylüyorum. Bu böyle bir yanda tutma, birisinin beğenini kazandığın için hoşuna gitme, bunu devam ettirme. Evet, iş ilişkisi 22 olarak. Aralık diyorlar bu ya, elbise için olmuş. Doğru. 3 ay, ay önce. Bu lansman 3 ay öncesinin lansmanı, görüntüleri evet. Şimdi çıkması hiç hayra alamet değil. 3 ay önce evet. Bu kadar samimiyet Kerem'i de çileden çıkartır. Kimse bilmiyor kusura ki. Bakmasın ki. Çünkü servis edilmedi ama ve bilmiyor. 21 Aralık. Mesela ben şunu anlamıyorum. Mesela Hande Erçel için bu şu anda çalkalanıyor ortalık. Yani ne deniyor? İşte böyle bir aşk yaşıyor falan. Şimdi mesela ben kendi kendime düşünüyorum. Hiç alakam olmayan bir adamla yazıldığım zaman çıkarım. Derim ki arkadaşlar böyle bir şey var. Bu doğru değil. Bakın böyle 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 böyle. Hani onun da ispatı nasılsa kendimce. Bunu da yaparım ve söylerim. Niye kendimden, işimden başka bir şey düşünmüyorum değil yani. Bakın böyle bir dedikodu çıktı. Böyle bir şey var. Bu doğru değil arkadaşlar falan. Hmm. Hani bunun da mantığını çürütmek için sarf edebileceğim bir iki cümleyi de hani gerçekten yoksa. Sinir olurum çünkü bir erkek niye benimle anılsın durup dururken. Değil mi? Yani böyle bir alakamız yoksa. Evet ama tabii yani işimden başka bir şey düşünmüyorum. Yuvarlak bir laf. Düşünebilirim de yani. Veyahut da düşünmüştüm. Şimdi düşünüyorum. Yani şimdiki zaman ya. İkili yani, birbirini takip da, ediyor bu arada. Tabii canım. %100 ediyordur. Bir kere enerjileri çünkü birbirine açık görünüyor. Bu evet, arada başka bu işte bir şeyler bilgi, var. Başka bir bilgi daha geldi. Demin dediniz ne yani. Yasemin Özilan'da İzzet Özilan'la Doktorlar dizisi için hastanesinde dizi çekmeye Yasemin'le tanışmak için kabul etmiş. Yani İzzet'in hastanesi. Aslında onlar da çocuk iş, gidip gelirken de tanımış olabilir. İş için aslında. Benziyor yani. Yani tabii, bunu, bu tip yani şeyler normal olabilir. Bir atak. Atak bir olarak atak. Normal bir atak evet. Aslında baktığın zaman. Ama şimdi bir adam devamlı ünlüleri çağırıp bu yolla da onu ben hayır, sevmem. Hayır, İzzet'in bir kere öyle bir tarzı yok. Yok, İzzet kaliteli İzzet bir çocuk. İzzet çok süper evet. Bir çocuktur. Ama Özilan. Kız da o kaliteli yaşama, o tabloya çok güzel uyum ya sağladı. Ya onun için deli diyorum ya, gitti okudu ya. Yani, üniversite okudu gitti. Şey, vizyonu falan gelişti kızın. Yani bir canım kaliteli ya. Duruyor kız yani. Evet. Sanki o da öyle bir aileden gelmiş gibi duruyor. Yani kendini yetiştirdi. Ben çok beğeniyorum Yasemin'i. Kıyafet tarzını, giyim tarzını, her şey. Hande daha o yolun başında. Dur bakalım. Evet, belki çok çapkın bir kız ama. Evet. Hande bak, değil mi? Kesinlikle. Çapkın erkek kız, gibi. Çapkın kız. Erkek gibi derler ya maşallah, öyle. Maşallah çapkın yani. Peki. Hiç onu konduramıyorum böyle bir şey ama. Çok işte masum hani dediğimiz şey. Yeniliyorum masum yavaş yavaş. Yüz. Evet. Sen kendin söyledin. Neyi? Murat Dalkılıç ona eskisi gibi bakmıyor. İşte yeniliyorum hayır, duydukça ama. Yani ha. Bu şeyler kulağıma geldikçe kafamdaki i̇şte bu şey gidiyor. İşte bu da 3 ay öncekinin görüntüsüymüş. Şimdi bu detaylar daha da çıkacak.